Ve Başkan Ali Koç, Trabzon faciasından sonra tüm camianın beklediği, desteklediği açıklamaları sonunda yaptı. Öncelikle Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Koç canlı yayında. Fenerbahçe'ye bu ligde yer yok. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına almalı. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse bir sene oynarız çıkarız. Çekilme kararı alırsak başkanlığı bırakmayacağım. Bir alt ligden kulübü tekrar Süper Lig'e çıkartıp öyle bırakırım. Siz bize bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yapamazsınız. Bunu devlet içinde, TFF içinde, medya içinde söylüyorum. Biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorundayız. Bu şantaj tehdit değil. Artık kendi kararımızı vermeliyiz. Fenerbahçeliler tahrik etti demeye getiriyorlar. İnsan utanır. Dünkü maçta polis yoktu. Yakınlarımızdan öğrendik. Maçtan önce arama yapılmamış. Bu organize bir olay. Otobüs kurşunlanması, Ali Samiyen'deki su savaşları gibi. Biz 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle yapmamız gerekeni yapmalıyız. Kendi göbek bağımızı kesmeliyiz dedi. Saadettin Saran ise Ali Koç'un açıklamaları üzerine hemen devreye girerek yönetime sahip çıktı. Saran, ekip olarak kulüp yönetimimizin arkasındayız. Fenerbahçe Kongre üyeleri, Sayın Başkan'ın 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul çağrısına kulak vermeliler. Biz o gün orada olacağız. Aziz Yıldırım, Murat Ülker gibi Fenerbahçe'nin her bir değeri o gün orada olmalı. Gün birlik günü ise Fenerbahçeli olan kongrede olur çağrısını yaptı. Efsane Aziz Yıldırım'ı da bu kongreye davet etti. Bakalım Aziz Yıldırım bu davete kulak verecek mi? Kongrede yerini alacak mı?